Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Steam.co'dayız, Patos'tayız. Patos veya Steam.co üzerinden sorulan sorulara videolar atmaya çalışıyorum. Steam.co'ya herkes giremediği için videolardan yardım almaya çalışıyor. Patos'tayız. Esland farm slotlarını veya Esland'ın genel durumunu göstereceğim. Patos 1'deyiz. Kamp 1'deyiz. Onu da söyleyeyim. Kamp 2 de var. Şu an gördüğünüz üzere Kamp 1'de kimse yok. Pazarda, şey pardon, Esland Town'da. Bir switch diyelim. Atarsa switch'le gezelim, atmazsa sprint basacağız. Burada farm slotları genel olarak boş oluyor ama biz gene de bir bakacağız merak eden arkadaşlar için. Cypher biraz buraya göre biraz daha kalabalık arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hani Cypher'ı çekeceğim ama şu an Cypher'da Estant'ta girebilecek levelde bir karakterim yok. Level kasmak için hani zaman ayırıp da 35 levelde okçum yanlış değilsem Cypher'da. 60'a uğraşıp kasarsam orada da Estant için bir bakacağım ama hani Lufer olarak yine Cypher'a da göstereceğim. Şimdi direkt trollerden bir gidelim. Buranın keş fiyatlarıyla, premium fiyatlarıyla, pus fiyatlarıyla alakalı bir içeriğim de gelecek ama hani onu şu an burada girdiğimiz zaman arkadaşlar Power Store'u açtığım zaman Power Store'un sadece çerçevesi görünüyor. Yani içerisindeki satılan pus eşyaları görünmüyor video kaydı alırken. Niye öyle bir şey oluyor bilmiyorum. Bir denedim. Tekrar deneyeceğim farklı bir programla kayıt almayı. Onu da merak edenler için atacağım. Bazı itemlerde fiyat farkı var. Hani bazı itemler Usku'ya göre daha ucuz pustaki itemler. Yine premiumların bazıları keş fiyat Usku'ya göre pusta biraz daha uygun. Ama baktığınız zaman Usku'ya göre oyuncu var mı? Tabii ki de hayır. Yani bu pus fiyatları veya işte KC fiyatları buraya geçin ya da geçmeyin gibi bir algı oluşturmasın. Sadece merak edenler için. İlk slotumuz Satyros arkadaşlar. Satyrosları biraz daha allamışlar pullamışlar. Yakından görmemiştim uzun zamandır. Vuruyor bu arada manyak. Oğlum kırmızım yok lan, yatacağım git. Harbiden üstümde hiç kırmızı yok. Ulan bu berserk de değil abi, buna şey basayım diyeceğim de can doldursun diye. Şimdi Satyroslar boş arkadaşlar. Buradan direkt şöyle dönerek gidelim. İlk önce trolleri bir bitirelim. O değil de ton da atamayacağız canımız da olmadığı için. Borolar zaten genel olarak boş olduğu için onları önemsemiyorum. Troll kaptanlardan şuradan. Half troll, kaptan half troll, berserker. Onlara bir bakalım ki onlar da boş olacağına büyük ihtimal eminim yani. Çünkü burada çok fazla bir oyuncu kitlesi yok arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi troll, half troll, kaptanlar boş. Half troll, berserkerler de boş. Vuracak diye de korkuyorum bir taraftan ha. Hayır, bir tane atarsa, tek atarsa yani yazık olur. Şuradan takıları çıkarsak canımızı öyle doldurur muyuz diyeceğim ama bu itemlerde ne kadar can dolduracak? Hepsini çıkardım abi. Çırılçıplak geziyoruz. Şuradan da half troll, berserker gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, bir taunt atalım. Buradan canımız doldu ama geri tabi şuradan bir hostesten pot alayım varsa, vardır diye tahmin ediyorum inşallah. Uzun zamandır girmediğim için buraya da Superior box satıyormuş. Kaç paraymış? 14,5'muş abi Superior. Ha, mükemmel doğrulama kodumuz geldi. Şunu bir yazalım. Şimdi şuradan kırmızımız. Hosteste ben hariç her şey var herhalde burada da. Ne kadar çöp bulursam atmışım gibi. Abi 5 tane şu ezik pot varmış. Bunu falan niye attım ki hostese ben? Ulan pot da yok hosteste, değil mi? Neyse 5 tane şununla idare edeceğiz. HP, MP recovery, MP varmış ama o da %1 diyor. Dayanıklılığı kalmamış. Can dolduracak şeyimiz de yok herhalde. Tamam abi gidelim. Bu 5 tanesiyle yıkılmadık ayakta izleyeceğiz. Şimdi şuradan golemlere çıkalım arkadaşlar. Burada zaten harpiler çok işimize yarayacak bir şey değil. Golem slotuna bakalım. Buzda yine golem slotundan sonra çöle geçeceğiz ve Darkmere tarafına bakacağız. Slotların durumunu merak edenler bu şekilde görmüş olur arkadaşlar. Şunları da basayım, bir işe yaramayacak ama. 820 defansımız varmış. 1250 atağımız varmış. Hiçbir şey yok canın üstünde. Level de 63. Yine de fena değil baktığınız zaman. Ezik de olsak Estant'ta mob kesebiliriz. Burada Ardriyam için bir okçu açmıştım. Onunla Ardriyam'ı gösterdik. Ardriyam'ı akşam bir daha göstereceğim. Akşam için soranlar vardı. Gündüz kimse yoktu. Akşam da bu arada bakıyorum ara ara. Akşamları çok nadiren bir iki oyuncu hani bazen Karus'ta bazen El Morat'ta kapı önünü tutup çıkanı kesiyor ki zaten çıkan da 3-5 tane farmcı oluyor. Mesela dün akşam yanlış değilsem dün akşam baktım. Bizden 5 kişi vardı Karuslardan.
Ardıryam için bahsediyorum. Humanlarda da 9 ya da 10 kişilerdi. Onların da iki tanesi, biri Prest biri Asas gelmişler. Kapıyı tutmuşlar, çıkanı kesiyorlardı. Zaten öyle bir durum içerisinde, hani farm var teknik slotlarda ama PK dönmüyor. Bunu yine Patos için söylüyorum tabi. Cypher'a, ona da bakacağız. Kung Fu Panta 4. oldu diyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu an Golem'e giriş yaptık ama Golem slotu, hani ilk iki slot şu an boş duruyor. Burası da boş, burası da boş. Yine dipteki de boştur zaten. Steam Code'a, Patos'ta, burası da boş arkadaşlar. Golemler de boş. Şu tarafa inmiyorum. Bunları, Falconları, Ravenleri burada farmlayan, burada değil, Usko'da da farmlayan yok. Şimdi çölden gidelim. En son Dark Mare tarafına bakalım. Şuraya da baktık. Yani durum bu arkadaşlar. Soranlar, merak edenler için Esland'ın hali ahvali bu. Görüntüde farm slotları genel olarak boş. Şu tarafa bakmayın. Burada çünkü farm yapacağımız bir şey yok. Flame Apostlar var. Direkt şuradan. Storm Apost'a bakalım. Buradan şu Nightmare'e geçeriz. Onun haricinde de yine burada zaten başka bir şey yok bakacağımız. Hani tabi Paramonlar, Brahmanlar, farm yapanlar var Usko'da ama burada onlar dünden boş zaten. Normal çöp slotları bile boş. O yüzden burası hepten boş. Gördüğünüz gibi Paramonlar. Bu taraftaki de aynı şekilde. Yine Storm Apostlar boş. Şuradan Nightmare'e gidelim bakalım bir. Nightmare de boştur ama hani en azından gitmemiş olmayalım. Bu arada birisi ha bire yakıyor da, yani birisi derken, bu arada birisi 3 tane yakmış, Rez 12. Araya da Fıhremiç girmiş. Bot of Trial. Onlar da zaten şey ya. Çok fazla iyi bir şey değil. Evet arkadaşlar, Nightmare slotu da gördüğünüz gibi burada boş. Fire Dragon ya da Red Dragon ne diyorsanız o da boş. Oğlum kırmızım yok, vurmayın lan. Oynamadığımız serverda üstümüzde, gerçi hosteste para vardı herhalde. Biz niye para alıp da pot almadık ya? Üstümüzde de para yok. Son potumu da içtim bu arada. Yine Golem serisi de boş. Giant Golemler burada da boş durumda arkadaşlar. Taunt atıyorum. Şuraya da gitmiyorum, Ağuçlara. Ki Ağuçlar zaten kesinlikle boştur. Hani bu tarafı gördüğünüz gibi, benim burada bu arada full görev duruyor herhalde. Levelimiz kadarıyla yeten bütün görevler var. Daha doğrusu levelimizin yettiği açılan bütün görevler var. Bu adam burada görev yapmak için mi bekliyor, günlük değil varsa şayet? Ki vardır, Mithril Trial yaktığına göre. O adam orada yapabilir mi bilmiyorum ama. Kamp 1'deyiz bu arada. Daha kamp 2'si var. Kamp 2 girmeyeceğim. Niye derseniz, kamp 1 böyleyken kamp 2'ye bakmanın hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Merak eden varsa Steam'e nasıl girileceği ile alakalı ve sorular geliyor bazen. Bunu anlatmıştım daha evvel ama Steam client indirip Steam koyu da oradan indireceksiniz. Girişte Iron Claw'lar boş. Dead Wizard'lar boş, ki şuraya da şöyle bir yanaşayım, vuracaklar ama evet. Dome Knight'lar da boş. Hemen şu tarafa doğru gidelim. Dark Mare'ler genelde bu ekip olarak farm yapan GB'cilerin çöktüğü slotlar diyebiliriz. Oraya da bakalım. Aradan gidelim direkt. Şu tarafa geçmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Estland'da kimsecikler yok. Patos. Cypher buraya göre biraz daha hareketli diye söyleyenler var, ki pazar olarak hareketli, pazarına girdiğim için biliyorum. Ama hani pazar haricinde gidip de farm slotlarına baktım mı derseniz, bakacağız, ona da bakmadık. CZ Keremaş Evil Wizard görevine not geçti kral. Demek ki görev yapan var CZ'de. CZ'ye geçemiyoruz. Level yetmiyor. 63 bu. 66 mage var bir tane de. Şu an için CZ'ye giremiyoruz. Burada Dark Mare'ler yine boş arkadaşlar. Yani buradan da şunu çıkartabilirsiniz. Farm yapan çok yok, ki bir şurada herhalde level kasıyor bunlar. Titan bir slotta Genie ile level kasıyorlar, ki bunlar da zaten yani Rebirth'li charlar. Bakalım bir kaçmış bu mesela. Rebirth 4'müş. Kırmızıları saymıyorum. Hop, tek yiyeceğiz lan. Kaç lan kaç. Ben niye buraya geldim oğlum? Bir oturayım, canım dolsun da gidelim. Bunlar da level kasanlar arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere klan olarak hepsi buraya çökmüş. Zaten böyle bir yerde de ekip olmadan gelip level kasmak imkansız gibime geliyor. Server'ın durumu bu arkadaşlar. Estland olarak Patos gösterdik. Tarihi merak edenler varsa, bugün 2 Mayıs 2021, söyledim mi başında bilmiyorum ama yani tarihte güncel 2021 yılının daha
yasakların olduğu dönem diyebiliriz. Herkesin evde olup da uskoda olduğu veya online oynadığı oyunlarda olduğu dönemdeyiz. Steam'in hali bu. Ben bir torrent atayım. Şu bana şimdi tek atacak yoksa. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Merak ettiğiniz içerikler olursa, çekmemizi istediğiniz ekstra göstermemizi gerektiren bir şeyler olursa Steam.co veya Usko üzerinde yorum yazabilirsiniz. Bunlarla alakalı içerikleri de elimizden geldiğince çekmeye çalışırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.